make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on... Sevgili satranç severler, Ukrayna ve Türkiye arasında oynanacak olan 20 yaş altı gençlerinin karşılaşacağı 14 masa üzerinden yapılacak olan Türkiye-Ukrayna milli maçı, dostluk milli maçının canlı yayına hoş geldiniz. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum ki böyle bir dostluk maçını ben ilk defa bir canlı yayın yapıyorum. O açıdan da çok memnunum ve biraz da heyecanlıyım. Canlı yayında gördüğünüz gibi de konuğum var. Sevgili Doğa Cihan Yüksel, yıllardır Türkiye Satranç Federasyonu'nun milli takım hocalığı yapıyor Doğa. Aynı zamanda da buradaki gençlerimizle de çalışıyor, birebir de çalışıyor. Kendisine hem bu turnuvanın organizasyonuyla ilgili nasıl bu turnuva organize edildi bilgiler alacağız. Hem de beraber bu turnuvadaki oyunları belli bir sürede olsa yorumlamaya çalışacağız. Sevgili Doğa, hoş geldin. Hoş bulduk Can abi. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sen Çanakkale'desin değil mi? Evet, Çanakkale'deyim. Aynen pandemi koşullarında son bir yıldır tabii ki onun izin verdiği ölçülerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cenab-ı öncelikle bu turnuvamızın nasıl ortaya çıktığıyla alakalı olarak ben biraz bilgilendirme yapmak isterim. Tabii ki sporcularımızın bu pandemi döneminde özellikle çok fazla oynama imkanları olmaması, genç sporcularımızın burada bu organizasyonlara tabii ki belli bir oranda ihtiyaç duyması vesilesiyle bu projeyi hayata geçirmeyi düşündük. Burada tabii ki başta bu projeye desteklerini sunan Başkanımız Gülkız Hanım'a, As Başkanımız Aşkın Keleşbey'e, tabii Milli Takımlar Koordinatörümüz Fatma Koç, bunlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Kendileri bu konuda baştan beri önemli desteklerini sundular. Tabii ki bu projenin gerçekleşmesinde öncelikli olarak Melih Çiçek Uluslararası hakemimiz, kendisi çok değerli, özverili katkılarını sundu ve sunmaya devam ediyor. Baş hakemimiz aynı zamanda. Tornelo platformuyla da biliyorsunuz. Evet, Tornelo platformuyla da ilgili kendisi bilgiye sahip ve bu konuda bize yardımcı oluyor. Bununla ilgili Oleksandr Prohorov arkadaşımız Ukrayna'da oldukça aktif olarak yıllardır uluslararası organizasyonlardan da tanıştığımız bir hem organizatör hem uluslararası hakem, aynı zamanda da tabii ki bir satranç sporcusu, FIDE Master unvanına sahip. Kendisi Dünya ve Avrupa Şampiyonlarından tanışıklığımız vardı ve ben açıkçası bu tarz bir projeyi, bu tarz bir organizasyonu epeydir düşünüyor ve bu konuya ilgili çabalarım vardı. Kendisinin bu konudaki tecrübeye sahip olması, online, özellikle online etkinlikler bu pandemi döneminde birçok, yani 7-8 ülkede, yanlış hatırlamıyorsam 7-8 ülkede şu ana kadar bu tarz organizasyon olduğunu gözlemliyordum. Onunla da konuşmamızda bunu yapar mıyız, nasıl olur falan ve bu konuda da tabii ki onun da destekleri önemli ve sağ olsun bu organizasyonda büyük bir çaba gösterdi. Böyle güzel bir etkinlikte, küçük bir etkinlikte sporcularımıza bir hareket kazandırmak, onlara bir antrenman sağlamak. Umarız ki tabii ki bu pandemi koşulları değişir ve gerçek turnuvalara döndüğümüz zaman da artık gerçek turnuvalar için ön bir hazırlık olsun, onları biraz daha hareketlendirmek. Çünkü pandemi dönemi Can abi biliyorsunuz tabii ki satranç hani sonuçta burada masa başı satrancı için zor bir konu ama bunu iyi değerlendirebilenler, bu dönemi çalışarak iyi değerlendirebilenler de bundan bence faydalı çıkacağını düşünüyorum. Katılıyorum sana. Özellikle de bu pandemi döneminde satrancın seviyesinin yükseldiğini düşünüyorum. Dün başlayan, hatırlarsan, Tata Steel turnuvasında oldukça yüksek bir seviye vardı. Bu yüksek seviye olmasının sebeplerinden bir tanesi de yaklaşık olarak bir yıl oldu bu pandemi başlayalı. Ve bu bir yıla yakın bir süredir de oyuncular evde oturup satrancı gerçekten çok çalıştılar diye düşünüyorum. Özellikle iyi oyuncular, güçlü oyuncular. Online satranç turnuvaları da dünyada gerçekten büyük yankı yarattı. Ve çok bence bu turnuvaların faydalı olduğunu da düşünüyorum. Yani çalışma açısından sporculara çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oynarken biliyorsun Doğa, çalışmaya pek vakit bulamıyor insan. Ama işte böyle evde oturduğun zaman da
çalışmaya vakit buluyorsun. Çünkü devamlı da oynayacak halin yok. İnternetteki oyunlar da çok fazla Evet. tatmin etmiyor tabii. Evet, Devamlı da kesinlikle. oynamak. Değil mi? Evet, kesinlikle. Tabii Can abi, burada sizin olmanız öncelikle tabii bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Sonuçta bizim de büyüğümüz olarak, hani bizim jenerasyonun büyüğü olarak zaten siz bizim için bir duayensiniz. Şimdi ne mutlu ki bilgilerinizi, paylaşımlarınızı alt jenerasyonlar için de aktarıyorsunuz. Bunu da davetimizi de kabul ettiniz. Bu konuda da çok mutluyuz. Size de ayrıca teşekkür ederiz. Ayrıca burada şu anda teknik ekipte bu işin gizli kahramanları İsmail Bural her zamanki gibi, sevgili Yılmaz Kartal da burada bize desteklerini sunuyorlar. Ve burada tabii bu işin içerisinde olan da şu an adını zikredemediğimiz birçok kişiye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynen, çok haklısın Can abi bu konuda. Yani bu tür şeyler tabii ki, ben hani her zaman şu anlayışta oldum hani antrenörlük kariyerimde. Sonuçta taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir bana göre. Bu tarz bir, tabii ki 15 artı 10 tempoda bir maçın oynanması sporcularımıza mutlaka önemli katkılarda bulunacaktır. Çünkü oynadığımız ekol olarak baktığımızda, Ukrayna satranç ekolünün hani hem satranç kültürü ve satranç altyapısı olarak baktığımızda hani oldukça dişli ve sağlam bir rakip olduğunu söyleyebiliriz bu dostluk maçında. O yüzden 15 artı 10 tempoda da olsa ortaya bence seyir kalitesi yüksek maçların çıkacağını inanıyorum. Bu sporcularımızın da tabii ki hepsinin pandemi döneminde işte online olarak okulları uzaktan idare etmek zorunda olmaları, satranç çalışmalarını bazıların daha hani imkanlar dahilinde daha fazla yapıp bazılarının belki daha az yapabildiği bir dönemdeyiz. Artı 15 artı 10 temposuna tabii ki onlar için önemli. Bunlar zaten bizim kendi kanıtlamış genç yeteneklerimiz. Hepsi belki bir milli takım adayımız. Hepsi birer büyük usta adayımız. İnşallah onların da güzel sonuçlarına daha da tanık olacağız diye düşünüyorum. Evet, inşallah. Biraz sonra Melih Çiçek mi geldi? Tamam, Melih Çiçek de bize katılıyor biraz sonra. Şu anda galiba bağlanmak üzere. O bağlanırken ben şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Turnuvamızda biliyorsunuz bu. Melih hoş geldin. Hoş bulduk Can abi, nasılsın? Yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Özellikle sana teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Çünkü bu Toledo platformu ile ilgili sen çok bilgilisin ve bu turnuvanın organizasyonunda da az önce Doğa da bunu bahsetti, yer aldın. Bize bu turnuva ile ilgili ve bu Toledo ile ilgili senin değerli bilgilerini alabilir miyiz Melih? Elbette Can abi, seve seve. Öncelikle oldukça kaliteli ve güçlü bir turnuva geçiriyoruz 20 yaş altında. Teknik bilgileri zaten Doğa hocam vermiştir. Sporcularımız, hem bizim taraftaki sporcularımız hem de Ukrayna takımı ile ilgili. Turnuvamız 15 dakika 10 zaman temposu ile oynanıyor ki ben yakın gelecekte bu zaman tempolarını daha da arttırabileceğimizi düşünüyoruz Can abi. Çünkü gerçekten ihtiyacımız var. Sen de Kaan Taşkan internet liginde yarıştın. 2 artı 1 oynamak zorunda kaldık. Oysa bizim uzun zaman tempolarına ihtiyacımız var ve pandemi şartları devam ettiğinde ya da belki pandemi şartları bittiğinde bu tip organizasyonları rahat ve konforlu bir şekilde daha uzun tempolarda yapabileceğiz Tornero platformunda. Peki neden Tornero platformunda bunu daha rahat yapacağız? Çünkü arka sayfada oldukça kuvvetli bir anti-cheating sayfası var. Hakemlerin yönetebildiği. Diğer platformlarda biz sporcuların grafiklerine erişemiyoruz. Sadece analizlerine tıkladığımızda belli yüzdeler veriyor. Fakat o da çok sağlıklı bir veri değil. Burada Buffalo Üniversitesi'nden Profesör Doktor Regin Kane'in yarattığı bir sistem var. Aynı zamanda FIDE'nin de anti-cheating ve etik komisyonunun kabul ettiği bir sistem bu. Tornero'da bu algoritma çalışıyor ve dolayısıyla oyuncuların maçlarının her hamlesi otomatik bir şekilde hakem yönetim sayfasında, yani Tornero'nun bir oyuncu sayfası var, bir de organizatör hakem sayfası var ve biz bu sayfada her şeyi takip edebiliyoruz. İşin bir diğer güzel tarafı, tıpkı tahta başı turnuvalarda olduğu gibi eşlendirmeleri, sonuçları, aklına gelebilecek her şeyi biz hazırlıyoruz Can abi. Yani bizim Swiss Manager diye bir programımız var biliyorsun. Hakemlerin Evet. kullandığı. Ve biz her şeyi Swiss Manager'da hazırlayıp Tornello'ya yükleyerek turnuvayı yürütüyoruz. Bu konuda her şey bizim elimizde. Yani gerçek bir turnuvadan tek farkı nedir Tornello'daki bir turnuvanın? Oyuncular salonda tahta başında değil, sadece ve sadece dijital bir boardta yapıyorlar hamlelerini. Bunun dışında her şey, ama her şey tıpkı gerçek bir turnuvadaki gibi. Çok güzel.
Yalnız şöyle bir eksiklik var, onu belirtmeden geçmek istemiyorum. Tabii. Toledo'da biz bu canlı yayının yorumlarını yapamıyoruz maalesef. O yüzden PlayChess platformuna bağlanıyoruz. PlayChess üzerinden canlı yayının yorumlarını, ya yani oyunlarla ilgili yorumları yapmaya çalışacağız. Neden Toledo'da böyle bir olanak yok? Yani onu henüz düşünmediler mi? Can abi, aslında böyle bir olanak var. Tornelo'da sisteme kayıtlı olmasanız dahi turnuvanın linkine tıklayarak tüm maçları tek tek izleyebilirsiniz. Ama tabii ki de paylaşım kolaylığı anlamında ve tabii ki de burada senin yatkınlığın da çok önemli. Herkesin yatkınlıkları farklıdır. Senin çok derin bir canlı yayın tecrüben var. Ve burada da chess base'i kullandığın için sana daha konforlu geliyor ve haklısın bu arada bence. Sağ olsun Yılmaz Kartal turnuvamızın chess base'de yayınlanmasını sağladı ve aynı zamanda turnuvada çok büyük emeği geçen Alexander Prohov da birçok diğer canlı yayın sitesinden, Chessbomb'dan, Follow Chess'ten, Chess24'ten birçok yerden turnuvamızı yayınlıyor. Yani aslına bakarsan bu tamamıyla tercih. Sen turnuvayı Tornelo'dan da takip edip yorumlayabilirsin. Ama daha kolay ve alıştığın sistemlerle de yapabilirsin. Çünkü biz PGN'yi anlık olarak bu canlı yayın sistemleriyle paylaşabiliyoruz. Anladım. Peki, gayet iyi açıkladın. Çok sağ ol Melih. Senin ekleyeceğin başka bir şey var mı turnuvayla ilgili? Ben sana çok teşekkür ediyorum Can abi. Pazar gününü ayırdın ve canlı yayında bizlerle beraber oldun. Ve tabii ki de emeği geçen tüm herkese, başta Doğa hocamıza, Fatma Koç'a, herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer perde arkasında görünmeyen tüm teknik ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Ben turnuvaya geri dönüyorum. Size de keyifli bir yayın diliyorum. Çok sağ ol Melih. Bütün değerli bilgilerin için ve bütün daha önce de yapmış olduğun katkılar için sevgili Melih'i de uğurluyoruz. Ve biz tekrardan artık maçlara dönüyoruz.